boş ortamlarda muhabbet edilmesi. Vatandaşımız en çok bundan hoşlanıyor. Bu manada dedik biz, kış geliyor. Artık büyük şehirlerden gelip gidenler de gittiler. Mahallelerimizde işte köyümüzün sakinleri, yaşlarımız. Esas vatandaşlar da aldınız. Esas vatandaşlarımız kaldı. Dedik her akşam, haftada bir gün, perşembe akşamları, her hafta bir mahallemize gidelim. Orada camide yatsı namazını kılalım, arkasından işte Ümit Bey biraz sohbet etsin. Bir iki hadis-i şerif, ayet-i kerime. Hem bizimle bilgilerimiz, hem de burada hem kadınlarımız hem çocuklarımız tüm köyü bir araya toplamış olur. Biz de kurban önlerimizle birlikte geliyoruz. Arkasından da müsait olan yerlerde köy konağı olur. İşte eski okullar olur. Ondan sonra bazı yerlerde kahve. Her köy ortamına göre farklı bir yerde toplanıyoruz. Toplanırız. Birçok mahallemizde de bu ortamlar var. Fakat Koçak'ta öyle bir yerin olmadığı söylendi. Öyle denildi biz de o zaman camide faaliyet yaparız. Sıkıntı olmaz. Caminin de asıl amaçlarından biri de yerine getirilmiş olur. Çünkü bizim medeniyetimizde de aslında cami sadece namaz kılınan yerler değil. İnsanların birçok şeyi istişare ettiği, dünyevi anlamda birçok problemleri çözdüğü, işte her türlü eğitim faaliyetini yürüttüğü alanlar. Onun için aslında camilerin fonksiyon alanlarından biri de şu an yaptığımız. Birlikte oturup, birlik beraber diyelim. Gecenin sayılısını Allah'a ısmarladık. Şöyle buradan arkadaşlar. İnşallah bekleriz.